Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 13 Haziran 2024 Perşembe, dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da Kral Felipe ile görüştü. Bugün Başbakan Sanchez'le bir araya geliyor. İkili heyetler arası görüşmelere de başkanlık edecek iki lider Türkiye-İspanya İş Forumu'nda geçtiğimiz dakikalarda iş adamlarına hitap ettiler. Erdoğan İspanya'dan İtalya'ya geçecek. G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılacak. Dünya liderlerine seslenecek. İspanya'da Rasih Turanoğlu, İtalya'da Mustafa Yıldırım bizleri bekliyor. TRT ekipleri görev başında izlenimleriyle birazdan yayınımıza katılacaklar. Doğu ile Batı arasında jeopolitik dengeleri elinde tutan Türkiye sevgili seyirciler, uluslararası kurumlarla dirsek temasını arttırıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem Çin hem de Rusya ziyaretlerinde Ankara'nın BRICS'e olan ilgisini muhataplarına iletti. Batı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İtalya'daki G7 zirvesine davet ederek Türkiye ile geleneksel ilişkilerini sürdürmekte kararlı olduğunu gösterdi. İşte Ankara'nın son dönemde hem G7 hem de BRICS ile artan siyasi diyaloğunu konuşacağız bugün. Etkilerini, yansımalarını TRT Avaz Avrasya editörü Eşref Yalınkılıçlı stüdyo konuğumuz olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayında Astana'da gerçekleştirilecek Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılması bekleniyor. Açıklama Rusya Devlet Başkanı Putin'den geldi. Erdoğan'la Astana'da görüşeceğiz dedi. İşte Kazakistan'ın Ulusal Gazetesi Aykın'ın baş editörü ve politolog Amangeldi Kurmetuli Astana'dan bugün yayınımıza katılacak. Hem bu zirveyi hem de zirveden beklentileri değerlendirecek. Sevgili seyirciler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarın başlayacak. Futbol şeleninin açılış maçında Almanya ile İskoçya karşı karşıya gelecek. A milli futbol takımımız T grubunda Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile mücadele edecek. Şampiyona için Almanya'ya gitti A milli takım. İlk antrenmanını da gurbetçilerle yaptı neredeyse. Gurbetçi akınına sahne oldu stadyum. Almanya'da yaşayan Türkler Ay Yıldızlı ekibimizi yalnız bırakmadılar. O anları da ekranlarınıza getireceğiz. Başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya gitti. Madrid'de İspanya Kralı ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İspanya'nın Filistin'e verdiği desteğin önemine değindi. Erdoğan temasları kapsamında İspanya Başbakanı ile de görüştü. İki gün sürecek ziyarette ana gündem İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam olacak. İkili ilişkiler ve küresel gelişmeler de ele alınacak. G7 ülkeleri 13-15 Haziran tarihlerinde İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek zirvede bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveye özel davetli olarak katılacak. Erdoğan, G7 yüksek düzeyli zirve oturumunda dünya liderlerine seslenecek. Gündeminde İsrail'in 8 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam olacak. İsrail Gazze'yi yakıp yıkmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler 37 binden fazla kişinin katledildiği Gazze'de kıtlık felaketinin yaklaştığını duyurdu. Buna göre Temmuz ayında 1 milyondan fazla Filistinli açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya kalacak. İsrail'in karadan müdahale ettiği noktalarda ise şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentini vurduğunu açıkladı. Husiler, İsrail'in Aşdod ve Hayfa kentlerine yönelik iki askeri operasyon düzenlediklerini de duyurdu. Erivan'da gündem yoğun, tansiyon yüksekti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın bir ay içinde bir barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu kaydetti. Paşinyan, Ermenistan parlamentosu çıkışında gazetecilere gündemi değerlendirdi. Parlamentoda ise iktidarla muhalefet arasında gerginlik yaşandı. Hacı adayları Hazreti Muhammed'in hicret sırasında müşriklerden saklanırken Hazreti Ebu Bekir'le birlikte 3 gün geçirdiği Sevr Dağı'nı ve mağarasını ziyaret ediyor. Çok sayıda mucizeye tanık olan Sevr, hacı adaylarına hicret atmosferini tekrar yaşatıyor. Türkiye'nin önde gelen diğer turistik noktaları Yunanistan'da tanıtıldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Atina'da düzenlediği etkinlikte Kapadokya ilgi odağı oldu. Etkinliğe Yunanistan'ın önde gelen turizm acenteleri ve basın mensupları katıldı. Gelişmeler böyle, değerlendireceğiz stüdyomuzda. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin son dönemdeki mekik diplomasisi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın o baş döndüren diplomasi trafiği
Ankara'nın çok kutuplu ve çok boyutlu dış politika arayışlarını bir kez daha ortaya koydu. Ankara uluslararası örgüt ve kuruluşlarla dirsek temasını artırırken adil bir düzen arayışı ve insani hassasiyetleri merkeze alan barışçıl politika yaklaşımlarıyla Batı ve Rusya-Çin bloğu arasında denge siyasetini korumaya çalışıyor. Pekin ve Moskova ile gelişen ekonomik ilişkiler güvenlik yaklaşımlarına da olumlu etki ediyor. Ankara bu ülkelerin başını çekti. BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası kurumlarla siyasi diyaloğunu da hızlandırıyor. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Çin ve Rusya ziyaretlerinde Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisini dile getirmesi Batı kamuoylarında bir kez daha Ankara'ya dair eksen kayması tartışmalarını alevlendirdi. Doğu ve Batı arasında jeopolitik gelişmelerin tam ortasında yer alan Türkiye'nin G7, BRICS, Şangay İşbirliği Örgütü ve NATO'daki temasları ne anlama geliyor? İşte tüm bunları enine boyuna konuşacağız bugün. Ankara'nın BRICS'e olan ilgisi, Avrupa Birliği başta olmak üzere Batı'yla sürdürdüğü 75 yıllık entegrasyona bir alternatif mi? Türkiye gerçekten Doğu'ya ya da Asya'ya doğru jeopolitik bir eksen kayması mı yaşıyor, yoksa kendi çok kutupluluk arayışı içinde mi? G7 dönem başkanı İtalya'nın Türkiye'yi liderler zirvesine çağırması ne anlama geliyor? G7 ve BRICS arasındaki rekabet küresel siyaseti nasıl etkileyecek? İşte tüm bu gelişmeler ve soruların yanıtlarını derinlemesine ele alacağız. TRT Avaz Rusya Avrasya Editörü Eşref Yalınkılıçlı bizimle. Hoş geldin Eşref Yalınkılıçlı. Şimdi gerçekten son derece hareketli bir dönemden geçiyor. Hem ülkemiz hem etrafımızda yaşanan gelişmeler hem de dünyada. Biraz önce işte haber turunda da aktardık. Ben de dile getirmeye çalıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da, yarın İtalya'da olacak. Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanımızın temasları son derece önemli. Tüm bunları konuşacağız ama bir sıcak gelişme var. Dilersen şimdi hemen o noktaya gidelim. Sevgili seyirciler, İran Erbil kentinde petrol rafinerilerinin ve depolarının bulunduğu bölgeden alevler yükseldi. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınmış değil. Erbil temsilcimiz Yılmaz Aslan, evet, bizi bekliyor Erbil'de, tam da o noktada. Hemen ona dönelim, ayrıntılar alalım. Coşkun Özen, yangın dün gece saat 10.30 sıralarında, 22.30 sıralarında başladı. 15 saat geçmesine rağmen yangın halen kontrol altına alınabilmiş değil. Yangının ilk çıktığı saatlerden itibaren onlarca itfaiye aracı ve sivil savunma ekibi aracı yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadılar. Bu nedenle yangın söndürme çalışmaları durduruldu. Sadece tanklardaki yakıtların bitmesi bekleniyor. Bitmesi durumunda da son müdahaleler yapılacak. Sadece şu an sahada birkaç itfaiye aracı ve içeriye toprak takviyesi yapan birkaç kamyon var ve dozer var. Bunlar da etrafa yayılan yakıtın bir daha tutuşmaması için hem çevreyi kontrol altına almak için toprak takviyesi yapıyor. Kameraman arkadaşım Ahmet Kadir'den rica ediyorum bu bölgeyi gösterebilmesi adına. Biraz da çevreyi göstereceğim çünkü rafinerinin bulunduğu yerin hemen etrafında yerleşim alanları yok ama rafineriler çok. Bu nedenle diğer rafinelere sıçrama durumu söz konusu. Arada bir patlamalar meydana geliyor. Öğrendiğimiz kadarıyla yangın çıkmadan önce 80 tankerin tamamı, sahadaki 80 tankerin tamamı doluydu ve her birisinde 36 bin litre yakıt vardı. Bu nedenle çok büyük patlamalar meydana gelebilir. Güvenlik görevlileri özellikle bu nedenle kimsenin bu olaya, sahanın etrafına yanaşmaması için, geçmemesi için ellerinden gelen her türlü gayreti sarf ediyorlar. Ölü ya da yaralı söz konusu değil ama dün akşam müdahale sırasında 3 itfaiye aracı patlamalar meydana geldiği için maalesef kullanılamaz duruma geldi. Şoförler anında araçlarını terk etti. Yine ilk yangının başladığı saatlerde sahadaki şoförler hemen araçlarını terk edip alanı boşaltmak zorunda kaldılar. Bu nedenle ölü ya da yaralı söz konusu değil. 3 araç sadece hasar gördü ama patlamalarla birlikte çevreye sıçrama durumu söz konusu. Bu nedenle tedbirler artırılmış durumda ama tanktaki
havuzdaki yakıtın bitmesi bekleniyor. Bu belki 1-2 gün daha sürebilir, belki birkaç saat daha devam edebilir. İçerinin kontrol edilebilmesi mümkün olmadığından şu an bununla ilgili kesin bir şey söyleyebilmek mümkün değil. Irak'ın Erbil kenti, Erbil Mahmur yolu üzerindeyiz. Gıver yolu diye de geçiyor burası. Yani Mahmur kampına da yakın bir bölge. Güvenliğin oldukça yoğun olduğu bir bölge. Dün akşam saatlerinde yolların tamamı kapalıydı ama bu sabah saatlerinden itibaren yollar tekrar ulaşıma açıldı. İtfaiye ekipleri dediğimiz gibi şu an müdahalede bulunmuyor. Sadece etrafa yayılan yakıtın etkisiz hale getirilmesi ya da bir sonraki patlamalarda yanmaması için, tutuşmaması için şu an ellerinden gelen her türlü gayreti gösteriyorlar. Dediğimiz gibi ölü ya da yaralı yok. 3 tane araç zarar gördü ama yangın söndürme çalışmaları da şu an için durdurulmuş durumda. Havuzdaki yakıtın bitmesi bekleniyor. Coşkun Özen. Evet, Yılmaz Aslan Erbil'den aktardı. İşte Irak'ta Erbil şehrinde petrol rafinerisine meydana gelen yangın dün geceden beri devam ediyor. Hala kara dumanların yükseldiğini görüyoruz. Alevler de yükseliyor. Sıcak bilgileri aldık arkadaşımızdan Eşref Yalınkılıçlı. Tabii gündem de aynen işte Erbil'den gelen görüntüler gibi son derece sıcak. Hem bölgemizde hem dünyada. Onları konuşacağız bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İspanya'da, yarın İtalya'da G7 zirvesine özel davetli liderlere seslenecek. G7 dünyanın en gelişmiş 7 ülkesi. 8'di Rusya atıldı, 7'ye düştü. Bir de G20 var. G7, G20, tüm bunları konuşacağız seninle. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin ziyareti sırasında ilk kez dile getirdi Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisini. Rusya ziyaretinde Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmede, diğer yetkililerle yaptığı görüşmede de bu gündeme geldi. Tabii Batı'dan da buna yönelik değerlendirmeler gelmeye başladı. En son ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake dün konuştu. Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisinin farkındayız. Aslında bunu çok onaylamıyoruz ama katılırsa da yapacak bir şeyimiz yok mealinden. Yani Batı ile ilişkisini sürdürmeye devam edecek Türkiye mealinden bir şeyler söyledi. Tüm bu gelişmeleri değerlendireceğiz, bu konjonktürü, Türkiye'nin pozisyonunu. Dilersen senden birkaç cümle olayım. Ardından hem İspanya hem İtalya temaslarına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün İspanya'da öğleden sonra akşama doğru İtalya'ya geçmesi bekleniyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı'nın son dönemimizde özellikle çok proaktif, adeta baş döndüren bir mekik diplomasisi var ki Fidan biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Çin'i ziyaret etmişti. Doğu Türkistan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etmişti. Hemen bu hafta başında da biliyorsunuz kendisi Moskova'ya ve Nijni Novgorod'a Rusya'ya bir seyahat düzenledi, resmi bir ziyaret düzenledi ve orada G7 Dışişleri Bakanları toplantısı, genişletilmiş BRICS Plus ya da BRICS Artı diye ifade edilen toplantıya katıldı, Dışişleri Bakanları toplantısına ve orada geçtiğimiz hafta Çin'de yapmış olduğu, Çin medyasına vermiş olduğu BRICS'e dair Türkiye'nin ilgisini bir kez de Kremlin'de doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletmiş oldu. Tabii hem Rusya'dan hem de Çin'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere, Xi Jinping Çin Devlet Başkanı başta olmak üzere liderler ve dışişleri bakanları Türkiye'nin BRICS'e artan ilgisinden dolayı gayet memnun olduklarını ve Türkiye'nin BRICS'e olası üyeliğini desteklediklerini Moskova ve Pekin açıklamış durumda. Dolayısıyla Türkiye bir taraftan BRICS'e olası bir üyelik kovalarken diğer taraftan da G7 ile de batılı ülkelerle de özellikle gelişmiş batı ülkelerle de dirsek temasını sürdürüyor. Tabii burada hem BRICS haritamız hem de G7 karşılaştıran haritalarımız var. Özellikle buradan değerlendirmek gerekiyor ki şunu söyleyelim. Öncelikle BRICS biliyorsunuz bu sene başı itibariyle 2024 Ocak itibariyle 10 üyeye çıktı ki daha önce kuruluş amaçları itibariyle Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın 2009'dan beri her yıl liderlerin toplandığı özellikle G20 içerisinde toplandığı bir platformken G20 dışına da çıkarak artık yeni bir platform, yeni bir ekonomik çekim merkezi haline geldi. Bilhassa gelişmekte olan ülkeler için. Yeni üyelere bir bakalım mı? Dikkat burada çekici. Özellikle Coşkun Özen kırmızıyla ifade edilen haritada BRICS'in kurucu üyeleri var ki
dediğimiz gibi Rusya, Çin, Brezilya ve Güney Afrika ile beraber Hindistan BRICS'in kurucu üyeleri ve bu ülkeler dediğim gibi 2009'dan itibaren her yıl toplanıyorlardı. Daha çok G20 içerisinde toplanıyorlardı. Ancak daha sonra 2014'lerden sonra da mütemadiyen her yıl liderler kendileri G20 dışında toplanmaya başladılar. 2024 genişlemesi ise 5 ülkeyle beraber yaşandı ve burada Mısır'ın, İran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Etiyopya'nın ve Suudi Arabistan'ın birliğe üye olduğunu, daha doğrusu BRICS'e üye olduğunu görüyoruz ve BRICS'in de adının BRICS artı olarak, BRICS Plus olarak değiştirildiğini şu anda görüyoruz. Arjantin'e de aynı teklif gitmişti. Arjantin katılacağını açıklamıştı 2024 Ocak itibariyle, ancak Arjantin'de Ocak ayında yeni seçilen devlet başkanı, popülist sağcı devlet başkanı Javier Milei, Amerika Birleşik Devletleri ile Amerika kıtasında ilişkilerini geliştirmek istediklerini, Arjantin'in çıkarlarının gerçekçi olmak gerekirse Amerika ile dostane ilişkiler kurmak olduğunu söyleyerek BRICS'e olan üyeliğini askıya almıştı. Dolayısıyla geldiğimiz noktada şu ana Türkiye ile beraber yaklaşık 40'a yakın ülkenin BRICS'e katılım, tam üyelik için başvurduğu söyleniyor. Türkiye henüz resmi başvuru yapmadı, ancak ilgisini ifade etti. 2018 Temmuz'unda da hatırlarsanız o zaman Güney Afrika'da Johannesburg'da düzenlenen BRICS zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan davet edilmiş ve katılmıştı. Daha sonrasında tabii BRICS'e bu üyelik ya da ilgi ifade edildi, ancak şu ana kadar henüz Türkiye bu noktada adım atmış değil. Sadece retorik bağlamda, söylem bağlamda BRICS konusu masada. Bir diğer taraftan da tabii batılı ülkelerle, özellikle G7, Avrupa Birliği, NATO üzerinden tabii Türkiye kurumsal işbirliğinde sürdürüyor. Şimdi Türkiye G20 üyesi ama G20'ye olan ilginin giderek azaldığını biliyoruz. Yani kurumsal olarak varlığını ne kadar sürdürecek tartışılır. Türkiye'nin BRICS'e yönelik ilgisinin neden kaynaklandığını sana soracağım birazdan. G7 toplantısına işte İtalya'da yarın gerçekleştirilecek bu zirve. En gelişmiş 7 ülkenin liderleri orada. Cumhurbaşkanı Erdoğan da özel davetli bir toplantıya. Türkiye dışında birkaç ülke daha davetli. Senden alacağız detaylarını ama tabii Joe Biden orada, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, ikili özel görüşmelerde olacaktır muhakkak bu zirve marjında. Türkiye niye davet edildi bu zirveye, onu da sana sormak isterim. Ama dilersen şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da, geçtiğimiz dakikalarda İspanya Başbakanı Sanchez'le birlikte Türk iş adamlarına hitap ettiler, İspanyol iş adamlarına hitap ettiler, iş forumunda konuştular. Resmi törenle karşılanacak Başbakan Sanchez tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, heyetler arası görüşmeler olacak. Ardından bir takım anlaşmalar imzalanacak. İki lider basın toplantısında da bu ziyareti değerlendirecekler. Dün geceye dönelim dilersen. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam saatlerinde ulaştı İspanya'ya. Bir bakalım, İspanya Kralı Felipe ile konuştu. Hangi mesajlar verilmiş sevgili seyirciler? Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'de. İspanya Kralı ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İspanya'nın Filistin'e verdiği desteğin önemine değindi Erdoğan. Temasları kapsamında işte bugün de İspanya Başbakanı Sanchez'le bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan 2 günlük resmi ziyaret için İspanya'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Madrid'de ilk olarak İspanya Kralı 6. Felipe ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı. Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Erdoğan görüşmede İsrail yönetiminin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini, İspanya'nın bu konuda attığı adımlarla Filistin'e verdiği desteğin çok önemli olduğunu ifade etti. Bu süreçte uluslararası camianın İsrail'e yönelik baskılarını artırmasının bölgede kalıcı barışın kapısını arayabileceğini belirtti. Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesinden, savunma sanayi alanında işbirliğine kadar her alanda atılacak adımların iki ülkeyi de kazandıracağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Felipe'yi Türkiye'ye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında bugün İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile de görüşecek. Ziyarette Gazze'nin yanı sıra küresel gelişmeler ve Türkiye-İspanya ilişkileri de masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'le birlikte
Türkiye ve İspanya arasındaki 8. hükümetler arası zirveye başkanlık edecek. Zirvede ticaret, finans, kültür ve spor alanlarında birçok anlaşmanın imzalanması da planlanıyor. İspanya, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 8. ülke konumunda yer alıyor. 2023 senesinde iki ülke arasındaki ticaret hacmi 19 milyar dolar civarında seyrederken, Türkiye, İspanya'ya 9 milyar dolara aşkın ihracat yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya ziyaretinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da öteye taşınması hususunun detaylı şekilde ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk ve İspanyol iş insanlarının bulunacağı iş forumunun açılışına da katılması bekleniyor. Evet, İspanya'dan notlar böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya temaslarının ardından İtalya'ya geçecek. Şimdi biz de İtalya'ya gidelim. G7 ülkeleri 13-15 Haziran tarihlerinde İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek zirvede bir araya gelecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirveye özel davetli olarak katılacak. Erdoğan G7 yüksek düzeyli zirve oturumunda dünya liderlerine seslenecek. Gündeminde İsrail'in 8 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam olacak. İsrail'in Gazze'deki katliamı, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik işbirliği konuları. Küresel siyasetin nabzı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı G7 Liderler Zirvesi'nde atacak. G7 Liderler Zirvesi'ne 13-15 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın Bari kenti ev sahipliği yapacak. Zirveye İtalya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Kanada'nın liderleri katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede özel davetli olarak yer alacak. Erdoğan dünya liderleriyle birlikte 14 Haziran'daki yüksek düzeyli zirve oturumuna katılacak. Konuşmasında öncelikli gündem Gazze olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması adına Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiyi ve yapılan insani yardımları anlatacak. Erdoğan ayrıca İsrail'in Gazze'de 8 aydır gerçekleştirdiği katliama dünyanın nasıl sessiz kaldığına dikkatleri çekecek. Gazze'de mazlumlara yapılan zulmün durdurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri bir kez de ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum. G7 Liderler Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı küresel meseleler de ele alınacak. Uluslararası enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunlara mercek tutulacak. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik işbirliği konuları da gündemde olacak. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya-İtalya temasları son derece önemli. Temmuz başında sevgili seyirciler, Rusya Devlet Başkanı Putin açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü gayriresmi liderler zirvesine katılması bekleniyor. İşte bu toplantı marjında Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir araya gelecek. Hemen ardından da Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine Şuşa'da katılacak, Azerbaycan'da. Sonrasında da NATO Liderler Zirvesi var. Yani oldukça yoğun bir program. İşte tüm bu program çerçevesinde Türkiye Doğu ile Batı arasında jeopolitik dengeleri elinde tutuyor. Sevgili seyirciler, uluslararası kurumlarla dirsek temasını da artırıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem Çin hem Rusya ziyaretlerinde Ankara'nın BRICS'e olan ilgisini muhataplarına iletmişti. Batı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işte İtalya'daki G7 zirvesine davet ederek Türkiye ile geleneksel ilişkilerini sürdürmekte kararlı olduğunu gösterdi. Ankara'nın son dönemde hem G7 hem BRICS'le artan siyasi diyaloğu her iki jeopolitik kutupta da denge ilişkilerinin süreceği anlamına geliyor. Küresel siyasette baş döndürücü gelişmeler yaşanırken, coğrafi konumu gereği Türkiye tüm bu gelişme ve olayların tam da ortasında yer alıyor. Ankara bir yandan gelişmekte olan coğrafyaların en önemli platformu haline gelen BRICS ülkeleriyle temaslarına hız vermiş görünüyor. Diğer taraftan gelişmiş ülkelerin çıkarlarını yaymaya çalışan G7 oluşumu da Ankara'da yakından takip ediliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin BRICS'e artan ilgisini geçtiğimiz hafta Pekin'de dile getirdi. Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşen Fidan, Türkiye'nin BRICS'e üye olma isteğini Kremlin'e de iletti. Biz de kararlıyız. Batılı ülkeler ise G7'nin etkinliğini daha da artırmak adına Türkiye gibi merkezi bir ülkenin diplomatik gücünden istifade etmek istiyor.
NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip ülkesi ve Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri yürüten Türkiye ile siyasi diyalog G7 için elzem görünüyor. Bu durumun farkında olan G7 dönem başkanı İtalya, Türkiye'yi de Cuma günü yapılacak toplantıya davet etti. İtalya Başbakanı Giorgio Meloni'nin davetine icabet edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başta Gazze ve Ukrayna olmak üzere küresel sorunlara dair tezlerini G7 marşında dile getirecek. Çizmenin güneydoğusundaki Borgo Engazia'da yapılacak G7 Liderler Zirvesi öncesi İspanya'yı da ziyaret edecek olan Erdoğan'ın Batı'ya vereceği mesajlar merakla bekleniyor. ABD Başkanı Joe Biden ve diğer Batılı liderlerle İtalya'da görüşecek olan Erdoğan'ın Asya temasları ise önümüzdeki ay Astana'da gerçekleşecek. Kazakistan'da Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde Rus lider Putin'le görüşecek olan Erdoğan'ın diğer BRICS ülke liderleriyle de görüşmeler yapması bekleniyor. Filistin'de iki devletli çözümü sürekli dile getiren Türkiye, Ukrayna konusundaysa adil ve kalıcı bir barış için Rusya ve Batılı ülkelerle işbirliğine devam ediyor. Konumu gereği geleneksel denge politikalarını sürdürmeye çalışan Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve askeri parametrelerini yeni dönemde daha da güçlü tutması gerekiyor. Bu süreçte Ankara, Batı'yla NATO, AB ve G7 gibi ittifaklar çerçevesindeki kurumsal ve geleneksel işbirliklerini sürdürmeye devam edecek. Türkiye'nin Rusya, Çin, Hindistan, İran ve Türk dünyasıyla kurduğu ekonomik ve güvenlik ilişkileri ise Asya'daki öncelikleri haline geldi. Bu doğrultuda Ankara'nın BRICS ya da Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olma çabaları önümüzdeki dönem daha da hızlanabilir. Evet sevgili seyirciler, dosyamızda da izledik. Türkiye'nin aslında çok kutuplu dünyada o denge arayışları da sürüyor aslında. Hem Batı'yla hem de Doğu'yla ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yürüten ülkelerin belki tek örneği Türkiye. Aynı anda hem Rusya ile hem Ukrayna ile görüşebiliyoruz. Hem işte Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde görüşlerini dile getirebilen bir ülke Türkiye, hem de işte G7'de. O görüntüler de gelmeye başladı. İtalya'da, İtalya'nın güneyinde tam da o topuk bölgesinde Puglia'da liderler bir araya gelecek. Eşek, neler söylemek istersin fotoğraflara ilişkin? Evet, G7 liderleri İtalya'nın, siz de bahsettiğiniz Coşkun Özen, güneydoğusundaki Bari ve Brindisi şehirler arasındaki Borgo'da bir araya geldi ki burası İtalya'nın en turistik yerlerinden bir tanesi. Dolayısıyla G7 liderlerini görüyoruz. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile beraber Fransa Başbakanı Macron yanında yer alıyor. Ortada tabii ki İtalya Başbakanı ev sahibi olarak Giorgia Meloni ve yanında ABD Başkanı Joe Biden ve Fumio Kishida Japonya Başbakanı ile beraber. Avrupa Birliği kurumlarının başkanları yöneticileri. 7 ülkeyle beraber İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve yanında von der Leyen, Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz Komisyon Başkanı ve Charles Michel en başta Konsey Başkanı. Avrupa Birliği biliyorsunuz G7'nin partneri, evet. Siyasi diyalog ortağı. Aslına bakarsanız G7'de Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, Almanya, Fransa gibi ülkeler örneğin, İtalya gibi ülkelerin dışında kalan bütün ülkeleri de Avrupa Birliği aslına bakarsanız orada temsil ediyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği liderlerinde hem komisyon başkanı hem de konsey başkanının orada olması da bunu ifade ediyor. G7 1975'ten beri sürekli toplanan bir, aslına bakarsanız resmi anlaşması olmayan gayri resmi liderler zirvesi olarak geçiyor ve burada özellikle 1997 ile 2014 arasında Rusya Federasyonu da yer aldı ki Sovyetler Birliği, evet, dağıldıktan sonra G7 Rusya'yı da davet etmişti oluşuma. Rusya da buna tabii olumlu cevap vermişti. 2014'e kadar Rusya lideri, özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G7 Liderler Zirvesi'nde boy gösterdiğini gördük. Ancak Kırım'ın ilhakıyla beraber G8 olan o örgüt yavaş artık G7 olarak anılıyor. Tabii G7'nin şu anki gündeminde İtalya Zirvesi'nde çok önemli konular var. İklim değişikliğiyle beraber yapay zeka konusu, özellikle Papa bile davet edildi buraya. G7 ülkeleri dışında özellikle şunu bahsetmek gerekiyor. G7 ülkelerinin dışında Türkiye gibi bölgesinde merkez bir ülkeyle beraber Güney Amerika'da Arjantin ve Brezilya, Afrika'dan mesela Güney Afrika gibi, Tunus gibi, Cezayir gibi ülkelerle beraber Orta Doğu'dan Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde zirveye davet edildiğini, evet. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de bu zirvede olacağını, zira hem G7 ülkelerin gündeminde Rusya konusu, Çin konusu, dediğimiz gibi yapay zeka,
enerji konusu, Afrika ile ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların hızlandırılması ve Afrika'dan İtalya üzerinden göçün engellenmesi noktasında İtalya'nın özel bir gündemi var. Bu noktada Orta Doğu sorunları, başta İsrail-Filistin şu an çatışmalar, İsrail'in saldırıları noktasında umuyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G7'nin Orta Doğu oturumunda vereceği mesajların çok önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü tabii ki Avrupa içerisinde, Batı içerisinde Türkiye gibi düşünen ülkeler var, ancak bunların sesi çok fazla çıkmıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İspanya'dayken, biliyorsunuz İspanya'nın da ay başında Filistin'i devlet olarak tanıdığını, evet, İspanya'ya Slovenya gibi, Norveç gibi, İrlanda gibi ülkelerin eşlik ettiğini hatırlatmak gerekiyor. Batı içerisinde de artık bu İsrail'in zulmüne dur demek için Batı kamuoylarının kendi ülkelerine, kendi devletlerine baskı yaptığını görürüz, kendi hükümetlerine. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G7 içerisinde bunu dillendirecek olması neden çok Türkiye, önemli. Neden Türkiye çağrıldı bu toplantıya? Neden Türkiye? Şöyle, İtalya eski Dışişleri Bakanı, dün haberlerimizde aktardık, izleyicilerimize bir kez daha yineleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle uluslararası diplomaside Türkiye'nin oynadığı role dikkati çekti. Küresel meselelerin çözümünde Türkiye'nin izlediği o barışçıl politika, tarafları bir araya getirme noktasında diyalog yanlısı tutumu sanıyorum bu zirvede yer almasının en önemli nedenlerinden de biri. En önemli nedenlerinden biri, ancak tabii ki bu tamamı değil. Şöyle ki, G7 içerisinde G7'ye çok fazla eleştiri var. Çünkü bu ülkelerin tamamen dediğim gibi 1975'ten beri Batı merkezli dünyanın çıkarlarını yaymaya çalıştığı, evet, noktasında eleştiriler var ve 7 ülkenin bir araya gelip kendileri konuşup kendileri de aslına bakarsanız hiçbir şey anlamadan dağıldığı noktasında, özellikle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un körler sağırlar, birbirlerini ağırlar şeklinde bu toplantıları ifade ettiğini, tanımladığını hatırlıyoruz ki G7 bu konuda çok eleştiri alıyor ve Batı dışı ülkelerin burada yer alamadığı noktasında, Batı dışı tezlerin burada dile getirilmediği noktasında çok fazla eleştiri var. İşte bu noktada BRICS ülkeleri, gelişmekte olan ülkeler, yaklaşık 40'a yakın Türkiye'nin içinde bulunduğu ülke BRICS'e başvuru yapmış ve BRICS'in genişlemesi söz konusuyken G7 adeta 7 ülkenin, 8 ülkenin Avrupa Birliği beraber tamamen o Batı'nın çıkarlarını yansıtan bir oluşum olarak pek de dikkate alınmamaya başladı artık. Evet. Dediğim gibi G20 içerisinde BRICS ve G7 rekabeti vardı ve G7 ile beraber BRICS'in genişlemesinden sonra G20'nin de aslına bakarsanız işlevsiz olduğuna dair G7'ye eleştiriler vardı. Bu noktada Türkiye gibi merkezi Doğu ile Batı arasında köprü olan, jeopolitik anlamda tamamen dünyanın kalp kağıdında yer alan bir ülkenin G7 daveti tamamen İtalya'nın inisiyatifinde oldu. Hı hı. İtalya Başbakanı Giorgio Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kurmuş olduğu kişisel diyaloğu ile beraber Türkiye'yi, evet, bu zirveye davet etti Coşkun Özen. Bu haritaya gelirsek, dediğim gibi G7 ülkeleri biraz önce saydık liderler üzerinden. Japonya, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Kanada'nın ABD ile beraber G7'yi oluşturduğunu, bu ülkelerin de BRICS'le artık bunu gizlemeye, saklamaya gerek yok. G7 ve BRICS üzerinden dünyada küresel ekonomide bir rekabetin olduğunu söylerim. Bir grafiğimiz vardı, isterseniz onu da konuşalım. Evet. Onun üzerinden konuşmak daha anlamlı olacak. Neden Türkiye BRICS'e yaklaşmak veya BRICS içerisinde bir üyelik arayışına giriyor? Hı hı. Bu sene için Uluslararası Para Fonu'nun büyüme tahminleri Coşkun Özen 2024 için. Biliyorsunuz solda kalan ülkeler, ekranın sağında kalan ülkeler daha doğrusu, G7 ülkeleri ve solda kalan ülkeler BRICS ülkeleri. Burada G7 içerisinde en fazla büyüme beklentisi Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.7 ile yüzde. En aşağı bakarsanız Amerika'nın büyüme tahmininin Mısır'ı dahi geçmediği görülüyor ki, evet, IMF Batı güdümünde bir kurum olduğunu düşünürsek, Türkiye'nin neden gelişmekte olan ülkelerin yanında yer almak istediği, BRICS oluşumuna dahil olduğu şurada aslında şu grafikte kendini belirliyor ki %6.8 Hindistan'ın büyüme beklentisi, Etiyopya 6.2, işte Çin 4.6, İran mesela komşumuz 3.3, Türkiye'nin 5'in üzerinde bu grafikte yok Türkiye, ama Türkiye'nin IMF'nin ekonomik outlook'una baktığın zaman 5'in üzerinde bir beklenti var 2024 için. Ancak bunlar IMF'nin beklentisi. Tabii ki bunlar her zaman genellikle daha fazla çıkabiliyor. Daha fazla IMF çıkıyor. Biraz daha iz düşüm yapıyor bu ülkeler için. Dolayısıyla bir yanda çok hızlı gelişen ülkeler varken bir yanda stagnasyon, yani duraklama yaşayan ülkeler, ekonomik anlamda duraksama yaşayan ülkeler var. Dolayısıyla Türkiye gelişmekte olan ülkelerin yanında yer alarak bundan sonra önümüzdeki belki 30-40 yılın küresel ekonomideki yeni jeoekonomik resimindeki fotoğrafında yerini almak istiyor. Bunu da çok anlayışla karşılamak gerekiyor şu grafiğe baktığımız zaman. Tabii Türkiye kendi tercihlerini bu noktada yapacak. Yani ekonomik açıdan olsun, siyasi açıdan olsun, askeri açıdan olsun.
Çünkü Batı'dan beklentilerini karşılama noktasında Türkiye çoğu zaman hayal kırıklığına uğradı. NATO üyesi olmasına rağmen 30 yıldır, 40 yıldır güney sınırlarında yürüttüğü savaşa ilişkin NATO ülkelerinden yeri geldiğinde destek görmediğimizi, tam tersine işte Suriye'de görüyoruz, Irak'ta görüyoruz, terör örgütlerinin Batı tarafından alenen gözümüzün içine baka baka desteklendiğini görüyoruz. Avrupa Birliği süreci keza ile Türkiye açısından çok uzun süredir Türkiye kapısında bekletiyor. Gerekli bütün koşulları sağlamasına rağmen onun üstünden çok sayıda ülke tam üye yapıldı ama biz hala bekliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin bu noktada daha farklı arayışlar içerisine girmesi normal. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü üzerinden de bir değerlendirme yapmak isteriz seninle. Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olağanüstü bir tempoyla son dönemde diplomatik trafik yürütüyor. Sen de biraz önce altını çizdin. Çin'deydi, temasları son derece önemliydi. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne gitti. O orada nasıl karşılandığını gördük. Hemen ardından Rusya'ya geçti. Bugün Kuzey Makedonya'da Avrupa Birliği genişleme süreciyle ilgili liderler zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan adına katılıyor. Oradan İtalya'ya geçecek. Rusya ziyareti sırasında, öncesinde Çin ziyareti sırasında işte BRICS olan Türkiye'nin ilgisini ifade etmişti. O ziyarette işte Putin, Rusya Devlet Başkanı Astana'da gerçekleşecek Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılabileceğini ve zirve marjında görüşebileceklerini ifade etmişti. Bu ifade üzerine bir değerlendirme geldi bize. Hemen onu aktaralım. Sevgili seyirciler, Astana'ya gideceğiz şimdi. Gözler tabii Astana'da gerçekleştirilecek bu zirveye çevrildi. Kazakistan'ın ulusal gazetesi Aykın'ın baş editörü ve politolog aman geldi Kurmantuli bu zirveyi değerlendirecek. Putin'in o sözleri ne anlama geliyor? O noktaya dönelim ve sözü arkadaşlarımıza bırakalım. Evet Coşkun Özen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Putin'in önümüzdeki günlerde Astana'da gerçekleştirilecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğine dair açıklamasının ardından uzmanların gözü dünya kamuoyunu Kazakistan'ın başkenti Astana'ya çevrildi. Ve biz de bu önemli zirvede Kazakistan uzmanlarının ve basın mensuplarının neler beklediğini ve beklentilerin ne olduğu ve zirvenin önemini değerlendirmek üzere bugünkü yayınımıza Kazakistan Ulusal Gazetesi Aykın'ın baş editörü ve tanınmış politolog Amangelde Kurmetoğlu'nu ağırlıyoruz ve mikrofonu hemen kendisine uzatıyorum. Amangelde Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Söz konusu önemli zirve yapılacak Astana'da. Astana önemli bir toplantıya, zirveye ev sahipliği yapacak. Peki Kazakistan uzmanları ve basın mensupları bu görüşmelerden ve görüşme kapsamında gerçekleştirecek olan önemli liderlerin temaslarından neler bekliyorsunuz? Teşekkür ederim. İlk önce bu görüşmelerden tabii biz Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım-Jomart Tokayev'in geçen de Euronews sitesinde yayınladığı makalede denildiği gibi orta seviyeli devletlerin önemi hakkında bazı görüşmeler olacağını düşünüyoruz. Çünkü dünyada süper güçlerin şimdi kendi istedikleri bir bazı durumlar var, oyunlar var geopolitik olarak. O oyunların zararını orta seviyeli devletler çekmektedir. Bundan dolayı Tokayev o makalesinde dediği gibi orta seviyeli devletler bazı meseleleri çözmede kendileri bazı sorumluluklar yüklenmelidir. Bu konuda belki büyük bir tartışma yaşanabilir veya bazı konularda anlaşmalar yapılabilir. Ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nde tabii birkaç dünyanın büyük devletleri vardır. Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan gibi bir de İran var. Kazakistan ve bazı devletler bu zirveye katılacak devlet başkanları, cumhurbaşkanları. Demek ki o ilk önce ekonomi, iktisadi konudaki bazı meseleler söz konusu olacak. Bu orta dehliz var ya, orta koridor meselesi. Yani Çin'den geçen bir malın Hazar Denizi üzerinden geçerek Azerbaycan, Gürcistan ve ta Türkiye'ye kadar ondan sonra Avrupa'ya kadar gitme yolu konusunda büyük bir
belki anlaşma söz konusu olabilir. Ondan sonra bazı bölgelerdeki çatışma meselesi var. Filistin ve İsrail meselesi, hatta Ukrayna ve Rusya'ya bir masa sunma meselesi de konuşulabilir. Ondan sonra tam olarak Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır meselesini tam çözmede bu orta seviyeli devletlerin yetkisi de konuşulabilir. Ve bu zirve sırasında bana göre, bize göre, Kazakistanlı politologlara göre büyük devletlerin cumhurbaşkanlarının tabi temasları olacak. Bildiğiniz kadarıyla geçen de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin bu zirvede Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye imkanı olabileceğine dair bir görüşünü bildirdi. Yani görüşmek istiyor bu demek ki. Bu konuda Rusya niye isteyebilir? Belki Rusya ve Ukrayna savaşında bir arabuluculuk meselesini Ankara'ya yani sunabilir. Siz arabulucuk olabilir misiniz diye. Çünkü şimdi oradaki savaşın gidişatı tam bir anlaşmaya bir arabuluculuğa ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Savaş 2 seneden geçti. Yani savaş orada yürümektedir. Bundan dolayı bu Erdoğan'la Putin'in görüşmesi gerçekleşirse bana göre çok önemli bir açıklamalar yapılabilir. Ve ondan sonra tabii Türk Devletleri Teşkilatı'nın üyelerinin bazıları, hatta çoğu Şanghay İşbirliği Örgütü'nde üye olduğundan dolayı burada Türk Devletleri Teşkilatı devletlerinin cumhurbaşkanlarının da kendi görüşmeleri yaşanabilir. Diyelim ki Sayın Tokayev'le Sayın Erdoğan'ın görüşmesi özel olarak, ondan sonra Mirzoyev'le eğer gelirse tabii Tokayev'in ya da Erdoğan'ın görüşmesi, Japarov'la görüşmesi gibi ikili görüşmeler yaşanabilir. Demek bu hem de bu Şanghay İşbirliği Örgütü'nün bu zirvesi yıl dönümü, 20 senelik bir yıl dönümü, hem de Kazakistan şimdilik bu zirvede başkanlık yapmaktadır. Bu durumda Kazakistan tabi bütün Türk dünyasının interesine ve Kazakistan'ın da interesini burada öne sürecektir. Biz ilk önce dünyada barış olduğunu isteriz her zaman. Ondan sonra bu dünya geopolitikasında, geopolitik durumlarda süper güçlerinin diğerlerine baskı yapmamasını isteriz. Ondan dolayı orta seviyeli devletlerin de işbirliğinin gelişmesine ihtiyacımız var. Burada Türkiye'nin, işte Kazakistan'ın, Avrupa'nın bazı devletlerinin, Asya'nın devletleri var. Diyelim Pakistan, İşte bu Hindistan gibi devletlerinin de öneminin artmasını isteriz. Şimdi bu dünyada yaşanan olayların çoğuna baktığımız zaman bu savaşları durdurma imkanı sadece savaşan iki devletin ya da iki topluluğun kararına göre yapılabilmektir. Çünkü diğer dışarıdan birisi karışırsa o zaman savaşın durma imkanı azalır. Bildiğiniz kadarıyla Almata'da Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının görüşmesi oldu. Orada çok iyi gelişme yaşandı sınır meselesinde. Orada üçüncü güç yoktu. Belçika gibi işte diyelim Avrupalılar ya da Moskova'da görüşme yapılırsa o zaman Rusya'nın da yetkisi yaşanabilirdi. Ondan dolayı Tokayev'in dediği var, yani bir savaşı durdurmaktansa onu önlemek kolaydır dediği. İşte bu konuda siyasi tartışmalar, görüşmeler, anlaşmalar yapılabilir belki. Ben kendim olarak genelde ekonomi, iktisadi meselede çok büyük bir anlaşmalar yapılabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet Coşkun Özen, bugünkü yayınımızda Şanghay İşbirliği Örgütü'ne dair, beklenen Erdoğan-Putin görüşmelerine dair, beklenen Tokayev-Erdoğan, Tokayev-Putin görüşmelerine dair ve genel olarak bu önemli toplantıda, zirvede Kazak uzmanlarının ne beklediğini ve Kazakistan başkenti Astana'nın önemine dair önemli görüşmeleri aldık uzmandan. Bununla birlikte Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Jomart Tokayev'in geçen de yayınlanmış olduğu makalesine de dikkat çektik ve önemini tekrar vurguladık. Evet, bu noktada bugünkü yayınımı tamamlıyorum. Kazakistan başkenti Astana'dan Türkiye ve Türk dünyasına
önemli gündem başlıklarına aktardık diyelim ve sözü yineden size bırakalım. Evet, Astana'dan meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Önemli değerlendirmelerdi. Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi Temmuz başında Astana'da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı bekleniyor. O toplantı marjında Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya gelecek. İşte o açıklamaların yapıldığı anın fotoğrafları. Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ı kabul etti. Önemli bir görüşmeydi. Şimdi Eşref Yalınkılıçlı, Türkiye NATO üyesi. Aynı zamanda G20'nin içinde, Avrupa Birliği'nin tam üyelik sürecinde. Bunlar Batı'ya entegre olduğumuz kurumlar. Ama öte yanda BRICS'e üyeliği konusundaki arzusunu dile getirdi Türkiye. Şangay İşbirliği Örgütü ile temasları var. İşte bu toplantılara katılması bekleniyor. Şimdi Batı'yla Doğu arasında Türkiye'nin o denge rolünden söz ediyoruz ama bu sürdürülebilir bir şey mi Türkiye adına? Siyasi, ekonomik, asker açıdan bir değerlendirme yapılması gerekirse neler söylenebilir? Evet, şunu söylemek gerekiyor Coşkun Özen. BRICS ülkelerinin özellikle Rusya ve Çin'in başını çekmiş olduğu artık adına Doğu Bloğu veya Avrasya Bloğu diyebiliriz. Hı hı. Bu ülkeler tabii ki çok kutuplu bir dünya arzu ettiklerini sürekli dile getiriyor. Xi Jinping ve Putin'in biliyorsunuz geçtiğimiz sene imzalamış olduğu uluslararası ilişkilere dair bir belge vardı. Tam da Ukrayna Savaşı'nın öncesinde, 2 sene öncesinden bahsediyorum daha doğrusu, bir belge vardı. Orada çok kutuplu dünyayı arzu ettiklerini ve artık bundan geri dönüş olmadığını, Pekin ve Moskova bunun için her şeyi yapacaklarını, Amerikan para birimini, batılı para birimlerini ticarette artık kullanmayacaklarını, kendi para birimlerini kullandıklarını, %80'ında yuan ve ruble ticareti yaptıklarını söylediler ve bu sürecin diğer özellikle küresel güney, evet, Afrika ve uzak doğu Asya'da yayacaklarını, Orta Doğu'ya da yayacaklarını ilan etmişlerdi o bildiride. Türkiye'ye gelecek olursa, Türkiye ise kendi çok kutuplu ve çok boyutlu uluslararası ilişkilerini veya hariciyesini inşa etme dönemine girdi ki bunun da bence baş mimarı şu anda Sayın Hakan Fidan'dır. Hakan Fidan güvenlik bürokrasisi içerisinden gelen ancak uluslararası ilişkileri de küresel siyaseti de iyi okuyan bir diplomat olarak görmemiz gerekiyor. Kendisi proaktif bir dış politika sergiliyor ve durdurak bilmeyen, baş döndüren bir diplomasi trafiğinin içerisinde şu an itibariyle son bir senedir özellikle girmiş durumda ve şu masaya dikkat çekmek istiyoruz tekrar. Hı-hı. Hani hatırlarsanız bu Putin'in bir büyük masası, bir de küçük masası vardı. Evet. Hatırlayacak olursanız Macron'u o kocaman büyük masanın arkasına oturtmuştu ve o zaman şu söylenmişti. Pandemi koşullarında Putin'in sağlığı düşünüldüğü için Macron'un çok da Putin'le kişisel temas kurmasını engellemek için böyle bir çözüm ürettiklerini söylemişti. Ben o zaman Rusya'daydım ve Rus medyası bu şekilde lanse etmişti o resmi. Ancak bunun böyle olmadığını biliyoruz. Çünkü Rusya Fransa ile ilişkilerine bir mesafe koymuştu ve Batı medyası da adını uzun masa diplomasisi koymuştu. Şunu da belirtmek gerekiyor bu fotoğraftan hareketle. Rusya Devlet Başkanı çok fazla Dışişleri Bakanlarını muhatap alıp kendi mevkisinde olmadığı için, kendi mevkidaşı olmadığı için Dışişleri Bakanlarını çok fazla kabul eden bir devlet başkanı profili çizmiyor Putin. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nı kabul etmiş olması zaten Türkiye'ye vermiş oldukları önemli bence bir göstergesi. Bunun önce altını çizmek gerekiyor. Tabii Hakan Fidan'ın orada Kremlin'de Putin'e iletmiş olduğu Türkiye ile Rusya arasındaki kronik sorunlar veya ilişkilerin gidiş, ekonomik ilişkilerin gittiği noktayla alakalı açıklamalar vardı basına açık bölümde. Suriye başta olmak üzere, BRICS başta olmak üzere, Rusya-Türkiye ekonomik ilişkileri başta olmak üzere birçok konuları dile getirdiler. Türkiye bu meyandaki diplomasisini sürdürmeye devam edecek. Doğu ile Batı arasında dediğimiz gibi en başa dönecek olursak Türkiye'nin konumu, coğrafyası Türkiye'nin kaderi. Evet. Dolayısıyla Türkiye bundan vazgeçemez. Türkiye 75 yıldır Batı ile kurumsal ilişkilerini geliştiren bir ülke. 52'de NATO'ya girdi. Biliyorsunuz 1963 Ankara Anlaşması'ndan beri de Avrupa Birliği neredeyse teknik anlamda müzakereler yöneten. 2005'te Avrupa Birliği'nin hem Maastricht hem de Kopenhag kriterleri üzerinden 35 chapter'ı, başlığı tamamlamaya çalışan en büyük müzakereci ülke belgede ve en fazla bekletilen, evet, ülke. Dolayısıyla Türkiye daha fazla bekletilemez bu anlamda ve bekletilecek bir ülke de değil. İşte tam da bu noktada Türkiye, Ankara bu konumunu, jeopolitik konumunu kullanmak istiyor. Merkezi konumunu kullanmak istiyor ve
gerek OPEC üyeliği, olası bir OPEC BRICS üyeliği affedersiniz. Gerekse de Şangay İşbirliği marjında, Şangay İşbirliği Örgütü marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaman zaman diyalog partneri olduğumuz Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmasının gayet doğal olduğunu veya doğrudan bu iki oluşuma hem BRICS'e hem de Şangay İşbirliği Örgütü'ne girmenin bence NATO'yla da Avrupa Birliği'yle olan kurumsal ilişkilerde sekteye uğratmayacağını söylemek gerekiyor. Zira Türkiye'nin şu anda karşılaşmış olduğu belki de içeride en büyük yeni nesil güvenlik tehditleri Asyalı komşularından geliyor Coşkun Özen. Buna dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü insan kaçakçılığı, mülteciler sorunu, uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, bir sürü sınır aşan sorunlar Afganistan'dan, o biliyorsunuz kaos bölgelerinden başlayıp Türkiye içerisine gelen çok fazla mülteciler başta olmak üzere Orta Doğu'da zaten Suriye, Irak konusunda çok fazla başımızı ağrıtan noktalar varken Türkiye'nin Asyalı komşularıyla Şangay İşbirliği Örgütü gibi terörizme, ayrılıkçılığa ve bu tür sorunlara eğilen bir örgütle işbirliği yapmaması zaten düşünülemez. Dolayısıyla orada da tam üye olması bence Hindistan, Pakistan, Çin ve Hindistan aynı örgütte yer alabiliyorsa Türkiye neden dünyanın ortasında, jeopolitik merkezinde bulunan ülke neden orada yer alamaz? Bunu herkesin sorması gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin arayışlarının bir eksen kayması, bir eksen kaymasından ziyade Asya açılımı olarak düşünmek gerekiyor. Tabii. Türkiye tabii ki AB ve NATO'dan vazgeçmeyecek. Ancak doğulu komşularıyla, Asyalı komşularıyla, Avrasya kıtasında yönlü, çok boyutlu ilişkiler, çok yönlü ve çok kapsamlı ilişkiler geliştirmek zorunda değişen küresel parametreler ışığında. Evet, Eşref Yalınkılıçlı. Şimdi bu önemli ziyaretlerden söz etmişken Güney Kore Devlet Başkanı da Türkistan coğrafyasında, Orta Asya'da önemli ziyaretlerde bulunuyor. Dilersen sevgili seyirciler şimdi bir Taşkent'e gidelim. Şahrukbek Alimoğlu bizi o noktada bekliyor. Güney Kore Devlet Başkanı'nın temasları son derece önemli. Türkmenistan'la başladı. Kazakistan işte bugün de Özbekistan'da temaslarda bulunuyor. Bölgeye olan ilgi giderek artıyor diyoruz bütün yayınlarımızda. Özbekistan'da bu ülkelerin başında geliyor. Senden alalım mı bir değerlendirme bu ziyaret ilişkin? Evet, Coşkun Özen, malumunuz Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol Özbekistan'da bugün ziyaret az önce başladı ve havaalanında Özbekistan Başbakanı Abdullah Aripov tarafından karşılandı. Özbekistan'dan önce Kazakistan'da görüşmeler vardı ve dün Kazakistanlı muhabir arkadaşlarımızın aktardığı gibi Kazakistan'la nükleer enerji konusunda işbirliğini arttırmaya yönelik görüşler ifade edildi. Özbekistan Cumhurbaşkanı ile esas görüşme, yani ikili görüşme yarın yapılacağı belirtildi ve Özbekistan'la birlikte birçok konuda işbirliğini arttırmaya yönelik görüşmeler ifade edilecek. Zaten Güney Kore ile Özbekistan ilişkileri eskiden beri çok sıcak ve yakın ilişkileri var. Eğitim, tıp, bilişim teknolojileri gibi alanlarda çok başarılı projeleri imza atmış bu iki ülke işbirliğinde. Bunun dışında yine rakamlara bakacak olursak geçen sene, yani 2023 yılında Özbekistan ve Güney Kore arasında yaklaşık 2,5 milyarlık ticaret hacmi gerçekleştirildi ve yine 7 milyara aşkın Güney Kore yatırımı Özbekistan'da çeşitli projelerde hayata geçiriliyor. Bunun dışında yine dediğimiz gibi kültürel anlamda da işbirlikler sürüyor. Çünkü çok özel bir husus var. Orta Asya'da, özellikle Özbekistan'da 100 bini aşkın Kore asıllı vatandaşlar mevcut. Bunlar İkinci Dünya Savaşı öncesi 1937 yılında ve sonrası Uzak Doğu'dan Özbekistan'a ve Orta Asya'nın diğer ülkelerine sürgün edilmiş toplumlar ve şu anda da yaşıyorlar. Yaklaşık 100 yıldır Güney Kore'nin desteğiyle kültürlerini saklıyorlar, kültürlerini koruyorlar. Ve bu yönde de Güney Kore'nin her zaman desteği var. İşbirliğinin kültürel anlamda, kültürel boyutlarının taşınması anlamında da çok başarılı projeler hayata geçiriliyor. Yarın yapılacak görüşmelerde de aynı şekilde kültürel ve ticaretle ilgili yeni gelişmeleri bekliyoruz. Özellikle yerüstü kaynaklarının kullanımında, altın ve uranyum gibi madenlerin kullanımında Güney Kore'nin projeleri ve yatırımları bekleneceğini de kaydetmek mümkün Coşkun Özen. Evet, Şahrukbek Alimov Taşkent'ten aktardı. Önemli bir ziyaret sevgili seyirciler. Eşref Yalınkılıçlı şimdi bu ziyaretlerden söz etmişken tabii TCG Kınalı Ada gemimiz de Japonya'da.
O noktaya bir gidelim mi Tokyo'ya? Sevgili seyirciler, Tokyo'da liman ziyaretinde bulunan TCG Kınalı Ada'da Japonya-Türkiye ilişkilerinin 100. yıl dönümü nedeniyle bir resepsiyon düzenleniyor. Japonya Prensesi Akiko'nun da işte bu resepsiyona katılımı bekleniyor. O noktaya dönelim biz de. Musa Peryiğit karşımızda, tam da resepsiyonun ortasından ayrıntılar, izlenimlerle karşımızda. Evet Coşkun Özen, resepsiyon başladı, konuşmalar devam ediyor, konuşmacılar ikili ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü kapsamında konuşmalarını gerçekleştiriyor. Sen de bahsettin, TCG Kınalı Ada Korveti için dün Japonya'da resmi kabul töreni yapılmıştı. Tokyo Limanı'na geldi TCG Kınalı Ada. Nisan ayında Türkiye'den çıkmıştı, Japonya seyrine başlamıştı ve liman ziyaret yapa yapa ülkelerle eğitim ve askeri tatbikatlar yaparak uzun süren yolculuğun ardından Japonya'ya ulaştı, Tokyo'ya ulaştı ve işte şimdi de korvetimizde TCG Kınalı Ada'da Türkiye-Japonya ilişkilerinin tesisinin 100. yılı kapsamında bir resepsiyon gerçekleşiyor. Çok önemli isimler var. Özellikle Japonya tarafından Japonya Prensesi Akiko geldi az önce. O da burada birazdan bir konuşma yapacak. Japon hükümetinden de çok üst seviyede isimler var. Savunma Bakanı ve aynı şekilde Dijital Dönüşüm Bakanı da yine bugün burada konuşmaları dinliyor. Birçok parti ve şirket temsilcisinin de yine burada hazır bulunduğunu, sanat, ticaret, sanayi dünyasının, spor dünyasının isimlerinin de yine bugün burada resepsiyonda hazır bulunduğunu söyleyebiliriz. Tabii TCG Kınalı Ada Korveti sadece 100. yılı değil, aynı zamanda Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya seyrinin 134. yıl dönümü kapsamında da gerçekleşti bu seferi. Hatırlanacağı üzere 134 yıl önce Ertuğrul Fırkateyni Japonya görevini başarıyla tamamladıktan sonra yurda dönerken fırtınaya yakalanmıştı ve 500'den fazla denizimiz şehit olmuştu. O kapsamda tabii o acı hatıra Türkiye ve Japonya halkları arasındaki dostluğun simgesi haline geldi. İşte şimdi de o diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı kapsamında Tokyo'da TCG Kınalı Ada Korveti'mizde bir resepsiyon düzenleniyor diyelim Coşkun Özen ve sözü sana bırakalım. Musa Peryiğit'ten aldık. Türk-Japon ilişkileri 100. yılını kutluyoruz. İşte Ertuğrul Fırkateyni, sevgili Eşref Yalınkılıçlı 134 yıl önce bu topraklardan ta Japonya'ya gitti. Sevgiyle karşılandı orada. Dönüş yolunda işte o elim kaza gerçekleşti. Neler söylemek istersin? Türkiye'nin çok boyutlu aslında diplomatik ilişkileri yeni değil tabii. Evet, biraz önce G7 toplantısında Japonya Başbakanı'nı görmüştük. Fumio Kishida'yı. Türkiye ile Japonya'nın ilişkileri 134 yıldan daha eski tabii ki, ama Ertuğrul Fırkateyni faciasının 1890 yılında gerçekleşmesi ve Kushimoto açıklarında 527 denizcimizin ne yazık ki şehit olmasıyla beraber tabii ki ilişkiler, hı-hı, daha da hızlandı. İki ülkenin o dönem için Rusya Çarlığı'na karşı bir ittifakı vardı. Hatırlarsanız 1904-1905 Rus-Japon Savaşı'nda Japonya'nın Rusya'yı mağlup etmesi Türkiye'de Osmanlı İmparatorluğu'nda kutlanmıştı, sevinçle karşılanmıştı. Dolayısıyla ilişkilerin Türkiye Cumhuriyeti ile kurulmasının 100. yılında 1924'ten beri Japonya ile çok iyi ilişkilerimiz var aslında. Asya'nın her iki yakasında, yani en doğusunda ve en batısındaki ülkeler Türkiye ve Japonya birbirlerini kardeş olarak addeden iki ülke. Arada coğrafi uzaklık olsa da aslına bakarsanız birbirimize benzetilen halklar olarak sürekli aslına bakarsanız tarih yazımlarında dediler, uluslararası ilişkilerde de bir sürü işbirliği yaptığımız birçok mühendislik projesini, özellikle son dönemde köprülerin yapımında hatırlayacak olursanız Marmara'nın yapımında Japonların, önceki Japon Başbakanı Shinzo Abe'nin bir büyük katkısı vardı. Olimpiyatlarda biliyorsunuz İstanbul Tokyo yarıştı ve Tokyo olimpiyatları kazandığında ilk kutlayan ülke Japonya'yı, Türkiye'ydi. Dolayısıyla böyle tarihten gelen, özellikle Özal döneminde de İran'dan Japon rehineleri kurtaran bir Türk ordusu, Türk güvenlik güçleri vardı ve orada da Japonya'da çok sempati kazanmıştı Türkiye. Böyle sempatik ilişkiler, dediğim gibi coğrafi uzaklık olsa da gönüllerimizin bir olduğu Güney Kore gibi bir ülke Japonya. Bu minvalde de Japonya ile ilişkilerimizin daha da fazla geliştirilmesi ve derinleştirilmesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin lehine olduğunu söylemek gerekiyor Coşkun Özel. Tabii ilişkilerimizin tesisinin 100. yılında bu ziyaret, TCG Kınalı Ada'nın bölgeye yaptığı ziyaret Japonya'ya son derece kıymetli.
kıymetli. Eşref Yalın Kılıçlı futbol sever misin? Tabii ki, tabii ki. Heyecanla bekliyorsun o zaman sen de. Yani evet, Euro İşte sadece 2024. Bir gün kaldı, yarın başlıyor. Evet. Müthiş heyecan. Sevgili seyirciler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarın başlayacak. Futbol şöleninin açılış maçında Almanya ile İskoçya karşı karşıya gelecek. A milli futbol takımımız F grubunda Gürcistan, Portekiz, Çekya ile mücadele edecek. Turnuvadaki 51 mücadele TRT ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte şampiyona için Almanya'ya giden A milli takımın ilk antrenmanı Gurbetçi Akın'ına sahne oldu. Almanya'da yaşayan Türkler Ay Yıldızlı ekibimizi yalnız bırakmadı. Taraftarlar bir anlamda da turnuva boyunca verecekleri desteğin o ilk provasını yaptılar. Milli takım formanızı almışsınız. Aldık. Milli takımımızla gurur duyuyoruz. Bugün buraya milli takımımızı görmeye geldik, desteklemeye geldik. İnşallah Avrupa şampiyonu oluruz. Oğlum Berat da burada. İlk defa milli takımı görmeye geldik. Mutluyuz. En güvenli futbolcu hangisi milli takım? Ya benim için Kenan Yıldız. Çok seviyorum, çok hayranıyım. Umarım Avrupa şampiyonasında çok gol atmak. Vallahi başarılar diliyoruz. Performans bekliyoruz. Bakalım. Antrenman öncesinde dışarıda kurulan standtan önce milli formalar alındı. Ay yıldızlı bayraklar alındı. Büyük bir heyecanla antrenman sahasına girildi. Coşku alt safhada ve burada gerek Almanya'dan gerek Avrupa'nın değişik bölgelerinden gelen taraftarlarımız, vatandaşlarımız milli takımla buluştu ve milli takıma güvenleri tam. Sevgili izleyiciler, A milli futbol takımımız Almanya'da ve İlk antrenmanında Almanya'da taraftarlarımızla, vatandaşlarımızla buluşuyor. Şu an çok büyük bir heyecan yaşanıyor Hannover yakınlarında, milli takımın antrenman sahasında. Milli takım için geldiniz, heyecan, ufaklıkta heyecanlı. Evet evet, çok heyecanlı. Bu Hannover'e gelmeleri çok iyi denk geldi. Biz yeni haberimiz oldu, hemen acilen biletleri aldık. Çok gururluyuz, çok mutluyuz. Allah razı olsun. İnşallah çok başarılı bir şampiyona geçiririz. İnşallah şampiyon da oluruz. Çok ümitliyiz, çok iyi takımımız var, çok genç oyuncularımız var, Avrupa'da oynayan çok önemli oyuncularımız var. İnşallah iyi olacak. Şampiyonada grubu geçeceğimizi düşünüyorum. Ama inşallah ileriki aşamalarda da finale kadar gideriz, umudumuz o. Ay Yıldız bayramımız yanımızda. Çok sevindik. Almanya'da milli takımımız. Çok gururluyuz. Destek vermek için hepimiz buradayız. İnşallah grupları aşarız ve milli takımımız en uzaklara gider, finallere kadar gideriz inşallah. Dortmund'da sarı duvar, kırmızı duvar olacak değil mi? İnşallah olacak, inşallah. En azından 50 bin Türk taraftarını bekliyorum. O maçı 3-0 alırız. İlk maçı alırsak zaten grubu bence geçeriz. Ondan sonra Fransa, rakibimiz Fransa olacak bana göre. Bir değil, 3 bayrak elinde. Göğsünde Ay Yıldız forma. Türkiye hasreti abi, Türkiye hasreti. Öyle mutluyuz ki bugün burada olduğumuzdan dolayı. Yani muhteşem bir olay bizim için yani. 350 kilometre geldik buraya. Sırf Türkiye'yi görelim de yani. İçimiz kabarıyor böyle yani. Söylenecek aslında laf olamıyorum yani. Muhteşem. Milli takıma güveniyor muyuz? %100. Bilhassa Arda Güler. Ondan sonra Kaan Ayhan. Kaleciler. Her tarafı. Hepimiz iyiyiz yani. İnşallah Montella'da iyi bir takım çıkartır. Biz de mutlu oluruz yani. Omuz omuza. Şanlı bayrağımız dalgalanıyor Almanya'da. Türkiye'nin, Türk dünyasının duaları milli takımımızla. Eşref, ne olur milli takımın başarısı hakkında ne düşünüyorsun turnuvada? Coşkun Özen, 96 İngiltere'den beri Avrupa şampiyonlarını takip ediyorum.
Tabii 2008'de güzel bir mutluluk yaşamıştık ancak talihsiz şekilde Almanya'ya 3-2 yenilerek elenmiştik yarı finalde. Bu sefer Almanya'da en az bir çeyrek final beklentisi ancak tabii gönüllerimiz şampiyonluktan yana, gurbetçilerimiz de orada ifade etti. Ben de Gürcistan maçını eğer kazanırsak grubu rahat geçeceğimizi ve en az çeyrek finalle beraber belki de şampiyonluğa finale kadar yürüyeceğimizi, Berlin'de kupayı alacağımızı ve almak istediğimiz düşüncelerini burada paylaşmak istiyorum. Teşekkürler Eşref Yalın Kılıçlı. Hem siyasi gündemi hem jeopolitik gündemi değerlendirdik ama sporla da noktayı koyduk. Milli takımıza biz de yürekten başarılar diliyoruz sevgili seyirciler. Avrasya gündeminin sonuna geldik bugün. Yarın aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Hoşçakalın.